Fransa'da maçlar nasıl oluyor? Stadyumdaki ortam nasıl oluyor? Bu videoda bunu göreceğiz. Uzun zamandır yurt dışında videolar paylaşıyoruz ama yurt dışında daha önce hiçbir maçı izleme, yani en azından stattan izleme şansım olmamıştı. Bugün Toulouse'da, Fransa'da, Fransa Ligi'nde önemli bir maç var. Onun için şu an Toulouse Stadyumu'nun yanındayım. İnsanlar yavaş yavaş geliyor. Biletimi aldım, biletler nasıl alınıyor vesaire. Aslında bu videoda biraz da kıyaslama yapacağız Türkiye ile Fransa arasında. Şimdi ilk önce giriş yerini bulmam lazım. Çok keyifli bir video bizi bekliyor. Fransa'da maç günündeyiz. Stadın hemen yanında da şöyle bir yer yapmışlar. Plaj futbolu ve plaj voleybolu, ayak tenisi vesaire oynanabilecek bir yer yapmışlar. Şu an stattan hafiften anonslar da geliyor. Tek sorun karşıya geçmek. Aslında insanlar gelirken karşıya geçiyorlardı. Ben dedim ki herhalde buradan da gidiş vardır. Meğersem yokmuş. Aslında futbol Fransa'da da aynı bizim ülkemizde olduğu gibi oldukça sevilen bir spor dalı. Fakat şöyle bir fark var. Ben buraya son geldiklerimden bir tanesinde Dünya Kupası vardı. Bir önceki Dünya Kupası. Hatta o kupayı Fransa kazanmıştı. Böyle çeyrek finalde, yarı final maçlarında bile mesela merkezlerde, her yerde, böyle kafelerde falan maçı veriyorlardı. Ama böyle gol olunca sadece alkışlıyorlardı böyle gol diye. Hani statlarda da aynı ortam oluyor mu bilmiyorum ama bizdeki gibi böyle çok fazla coşkuyla kutlamalar olmuyordu. Ama şimdi statta nasıl oluyor? Yani milli maç dışında ya da kafeler dışında nasıl oluyor? Onu görmüş olacağız. Stada girmeden önce biletlerle ilgili böyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de olduğu gibi burada pasolik vesaire gibi bir şey yok. Mesela Toulouse'un biletini almak için Toulouse'un internet sitesine girip direkt satın alabiliyorsunuz. İlk kontrolden geçtik. Şöyle bir kalabalık var. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum ama ben şöyle yavaştan gideyim. Ya ilk önce üstümüzü arıyorlar, ardından biletimizi okutup içeri gireceğiz. Arkamda gördüğünüz gibi ilk güvenlik kontrolünü geçtikten sonra bir QR kodu okutarak içeri gireceğiz. Ve çok ama çok basit bir şekilde içeri giriyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi bozuk para kontrolüymüş, yok o kontrolüymüş, bilmiyorum bir daha içeride kontrol edecekler mi ama hiçbir şey yok. Şuraya kendinizi okutuyorsunuz ve giriyorsunuz. Sadece su şişesini içeri almıyorlar. İçeride ilk girdiğinizde ortam böyle. Bir tane taraftar mağazası var ama bizdeki gibi öyle profesyonel değil. Şurada yemek yenecek bir yer yapmışlar. Arka tarafa doğru da şurada bu arada çocukların oyuncağı alan yapmışlar. Maça da çok az bir vakit kaldı. O yüzden çok dışarıda vakit kaybetmek istemiyorum. Bir de şöyle bir sıra var orada. Nasıl vakit kaybetmeyeceğiz onu da bilmiyorum ama. Aa, burada böyle oyun moyun oynuyorlar bak. Adamlar maç önünü de böyle keyifli hale getirmişler. Bu şekilde burada da çocuklar dar alanda oynuyor. Orada başka bir oyun var. Bu arada çimenliklerde tamamen bu şekilde bir sürü araç var. Araçlarda da böyle seyyar olarak işte yemek, yiyecek, ne bileyim mesela şu sanırım alkol satıyor, toz satıyor. Orada birisi sandviç satıyor. Ve biz de buradan içeri girebiliyoruz artık. Şu sırayı bitireceğiz. Ve 6. kapıdan içeriye doğru gireceğiz. 2. güvenlik kontrolünün ardından 10 dakika kala içeriye girdim. Artık mikrofonu elime alıyorum. İçeriden artık sesler bayağı ciddi yükselmeye başladı bu arada. Ve Fransa Lig 1'de Toulouse'un maçındayız. Bu arada mantık birebir aynı. Herkes koltuklara çıkmış şekilde duruyor. Ben tabii kale arkasında olduğum için biraz daha böyle şey taraftayım ama karşı tarafta tabii oturanlar var. Şu taraf tamamen bomboş gibi. Çok da sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Şu anda ilk 11'leri açıklıyorlar. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Kara grafit ardında bir şey yapılıyor galiba ama sesim umarım geliyordur size. Statta her yerde böyle mor beyaz poşet, aslında bu bildiğin poşet tutuyoruz şu anda. Yalnız bunu tutunca da şey gözükmüyor, dağ gözükmüyor.
koreografiyle uğraşırken adamlar maçı başlatmış. İşin güzel yanı, her iki kale arkasında da televizyon da var. O yüzden kaçırdığın sahneyi izleyebiliyorsun. İlk gol geldi ama şurada bir tane adam yerde yatıyor. Pozisyon öncesine düştü. Eğer VAR'a gitmezse gol. İlk yarı bitti. Bayağı yorucuydu. Ayakta durmak, bir de küçücük bir alanda ayakta duruyorsun. İnsanın beli bayağı bir ağrıyor ama keyifliydi. Hatta yer yer anladığım kadarıyla basit tezahüratlarda eşlik de ettim. Bazen şarkı falan söylediler, bazen tezahürat yaptılar, bazen ıslıkladılar. Yani maç öncesi demiştim yani Dünya Kupası'nda öyle değillerdi falan. O herhalde kafede, böyle elit bir kafeye denk gelmişim gibi. Burada her türlü şey var. Şimdi herkes oturdu, ufak böyle herkes bir dinlenme peşinde. Yalnız Sulus'ta da iyi oyuncular varmış. Bayağı böyle güzel oyuncular var. Şu an maç 2-1. İkinci golü penaltıyı çektim. Devre arasında dışarısını hatırlıyordum. Ondan merak ettim. Aslında maç önceki ortam şu an devre arasında yine dışarıda var. Yine isteyenler dışarıdan böyle bir şeyler satın alabiliyorlar. Şu anda stadın diğer tarafına geldim. Şöyle göstereyim. İşte yemek yiyenler o tarafta falan. Ben de kendime kola aldım bir tane. Dedim birazcık hem dışarıda durayım çünkü inanılmaz gürültü oldu. Kafamı dinleyeyim hem de birazcık bir şeyler içmiş olayım diye. Ortam beklediğime göre çok güzel ama. Toulouse aslında Fransa'nın orta seviyedeki takımlarından bir tanesi. Çok fazla böyle Avrupa'ya giden falan bir takım da değil. Ama şehir böyle Fransa'nın en büyük 4. şehri olduğu için insanlar böyle çok gerçekten tutkulu takımlarına karşı. Şu anda ligde 8. falanlar galiba. İkinci yarı da başladı galiba. Şimdi gireceğim. Bilet kontrolü çok yok. Mesela isterseniz girip 9'dan 10'dan falan da girebiliyorsunuz. Zaten benim bilet mesela 6'da ama 10'a kendim de gidebiliyorum. Ama yan tribünlere geçiş özel. Sadece bakın şuradan. Onlarınki merdivenle falan çıkılıyor. Bizimki böyle biraz daha şey, kaba merdivenler. Kolayı bitirip hemen ikinci yere yetişeceğim. Rakip takımın kalecisi 3 defa ceza sahasına gitti onlar için. Ve kazanan Toulouse. Statta yavaştan herkes dağılmaya başladı. Çok iyi bir maç. Beklediğimden çok iyi oynadılar. Bir de taraftarlar gerçekten çok iyiydi. Böyle keyifli bir maç oldu. Hatta az önce şeyi düşündüm. İlk defa bir videoya müzik bulmaya uğraşmayacağız çünkü kendileri zaten söyledikleri için bize ihtiyaç kalmamış oldu. Maç sonunda da öyle çok güzel futbolcularla birlikte bir koreografi falan da yaptılar. Bu arada Toulouse'un 12 numarası Silla diye bir adam. Hem sağ bekte hem sol bekte çok iyi oynadı. Ne kadardır değeri vesaire hiç bilmiyorum ama getirebilen varsa Türkiye'ye getirsin. Bayağı böyle sağda basmadık, yer bırakmadık. Çok iyi oyuncuydu. Şimdi dışarı çıkacağım. Dışarıda neler var bir onlara bakacağım. Ardından da merkeze gideceğim. Biliyorsunuz burada merkeze sürekli bir etkinlik, bir şeyler oluyor. Şöyle arkamda Toulouse'un o güzel stadyumunu bırakıp galibiyetle, tabii 3-2'lik galibiyetle bitti. Son dakikada golü yedik. 3-2'lik galibiyetle arkamda Toulouse stadyumu ve sahayı terk ediyorum. Şehir merkezine geldim. Burada ağaç dikimiyle ilgili bir festival var. Ama festivalin şurasında ilginç bir gösteri var. Onu bir göstermek istiyorum size. Festivalin bu alanında da böyle bir gösteri yapıyorlar. Yine bir Fransa gününde şehrin merkezi her zaman olduğu gibi dolu aktivite var. Yani geldiğimden beri 3-3,5 hafta oldu. Burada da bisikletlerle bir şov yapıyorlar bu arada. Geldiğimden beri 3-3,5 hafta oldu ve bir gün bile burayı tam olarak boş göremedim. Hep bir etkinlik var, hep bir etkinlik var. Enteresan bir ortam. Ve bu etkinliği de göstermemizin ardından bugünlük bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Keyifli bir maç günüydü. Sonunda Toulouse'da kazanmış oldu. Gerçekten beklediğimden güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. Hem böyle ufak bir karşılaştırma yapmış olduk hem de yine böyle şehir merkezinde ufaktan ziyaret etmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Video boyunca her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, sevgiyle kalın.